Abi bir tane kediye getirir misiniz ya? Kediye kediye hasar. Formaya amcamız büyük şehir bir şeyinden hastaneden bindi. Duygu kafede rahatsızlandığını söyledi. Çok kötü olduğunu tahmin ettim. Öyle görünce acile götürme ihtiyacı duydum ve götürdüm. Biraz tedirgin oldum ama yani insan sağlığı daha önemli olduğu için her şeyi heyecanı hemen yenmek zorunda kaldım. Arkadaşımız hareket memurunu da aradı. Mesela koçiydi. Götürebilirsin. Zaten götürüyordum. Götür deyince de ondan da cesaret aldım yani. Öyle deyince daha rahatlıkla götürdüm. İyi olmuş. Taburcu olmuş ve bugün geldi tebrik etti son durakta. Taburcu olmuş yani iyiymiş. Güzel bir insanlık aracı göstermişsin. Bunu biz zaten takdir ediyoruz ama bütün Adana takdir ediyor. Yolcular bizi niye gidip duruyorsun diye bir serzenişte bulunmadı. Tam tersi bu insanlık örneğini desteklediler. Biz de seni kutluyoruz. Bu güzel memnun. Bu insan hayatını kutluyoruz. İnsan hayatı her şeyin çok üstünde, çok önemli. O çocuklar, eşi, kendisi sana minnet duyacaklardır. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ulaşım Ağaç adına teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Bu davranışında herkese örnek olmasını diliyoruz. Hem işimizi en iyi şekilde yapacağız, işimizden taviz vermeyeceğiz. Ama attığımız her adımın, yaptığımız her görevin insanlık adına olduğunu da unutmayacağız. Evet. Sana da bir ödül olarak alma bir tam cumhuriyet altını. Evet. Şimdi bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu artık Büyükşehir Belediyesi'nde görevini iyi yapanlara ödül, görevini iyi yapmayanlara da cezai müeyyidenin başlayacağı anlamına gelir. Bu bir başlangıçtır. Siz can taşıyorsunuz. Can taşıyan insanların çok iyi yapmak zorunda işini. Onu hatırlatıyoruz. İşini iyi yapanlara belki her zaman Cumhuriyet altını değil, başka türlü ödüller vereceğiz. Teşekkürler edeceğiz. Çeşitli çeşitli ödüller ortaya koyacağız belki ama görevini iyi yapmayan, devletin malını iyi kullanmayan, kullandığı araca zarar veren kardeşlerimizin de burada duymasını istiyorum ki her şey çok daha farklı olacak bu saatten sonra. Onlar da devlet malına zarar verdiklerinden ötürü cezaya çarptıracaklar. Bu onun. Tabii ki sen bunun için yapmadın ama gönül rahatlığıyla kardeşimize biz bunu takdim ediyoruz. Lütfen kalın buyurun. Buyurun. Evet, değerli kardeşlerime sesleniyorum. Biz bir kamu hizmeti yapıyoruz. Biz oturduğumuz, doğduğumuz, büyüdüğümüz, öleceğimiz ve çoluğumuzun, çocuğumuzun da torunlarımızla yaşayacağı bir kente hizmet ediyoruz. Hem kendi oturduğumuz kente hizmet ediyoruz, hem de maaş alıyoruz. Bu görev başkasında yok. Sadece belediye çalışanlarında var. Dolayısıyla belediye çalışanları ne kadar iyi hizmet ederlerse aslında kendi oturdukları kente de hizmet etmiş olacaklar. Kendi kendilerine hizmet etmiş olacaklar.
bu bilinçle benim arkadaşlarımın çalışmasını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Zaten bu anlayışla çalışmayanları da biz çalıştır hale bir şekilde getireceğiz.